Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler diliyorum. Bugünkü videomuzun konusu Artemio olacak. Bunun sebebi de aslında şu. Eskiden kullanmış olduğum Artemia yani bitti. Biliyorsunuz ki bende biraz yavrupalık sayısı çok. Bu yüzden dolayı da kiloyla veya yarım kilo, bir kilo tarzında Artemialar alıyorum. Çünkü gün içerisinde yani bir günde bir öğün bazen iki öğüne çıkarttığım oluyor. Çünkü yavruları başka türlü boylandırmak zor. Artemia dışında canlı yemler de kullanıyorum tabii ki. Ama Artemia bence canlı yemler arasında en besleyicilerinden bir tanesi. Yani Artemia kullanmadan yavruları boylandırmak biraz güç aslında baktığımız zaman. Şimdi benim diğer kullandığım Artemia yani biten Artemia'm, bundan önceki kullandığım Artemia'mı bildiğiniz üzere Seko abi getirmişti Polonya'dan. Sağ olsun. Orada bir Artemia üreticisinden almıştık. Çiftlikten almıştık yani. Oldukça güzel. Ben onu bayağı bir kullandım. Ondan sonra bitti tabii ki. İlk etapta onu kullandığımda yani şöyle söyleyeyim. İlk etapta çıkım bayağı azdı. Sonra tabii ki Artemia'nın çıkım süresini uzattım vesaire denemeler yaparak çıkım oranını arttırdım. Bu nasıl oluyor? Tabii ki bütün Artemia'larda bu farklı. Şimdi bu Separt denilen Artemia'lar var. Mesela kabuklarının mıknatısa geldiği. O tarz Artemia'ların çıkım oranları %90'ın üzerinde oluyor. Yani kabuk oranı çok düşük oluyor. Ama bu Artemia'lar maalesef ki ülkemizde oldukça pahalı. Şimdi ben de çok Artemia kullanan bir hobici olduğum için maalesef o tarz Artemia'lar işime gelmiyor açıkçası. Fiyat olarak işime gelmiyor. Çünkü kilo bazında baktığınız zaman 1 kiloluk bir Separt Artemia'nın fiyatı şu anda 4000'den fazla diye tahmin ediyorum. Öyledir diye düşünüyorum. O yüzden dolayı o tarz Artemia'ları seçmiyorum. Üretici Artemia'sı dediğimiz bu tarz Artemia'lara genelde seçiyorum. Dediğim gibi daha önceden kullanmış olduğum Artemia'm Polonya'dan Seko abi bir Artemia çiftliğinden getirmişti bana sağ olsun. Onu kullandım, o bitti. Sonrasından da bu şimdi size gösterecek olduğum Artemia'yı aldım. Bu Artemia da aslında yurt dışında çokça kullanılan bir marka. Türkiye'de de kullanan var tabii ki ama bu Artemia'da şöyle bir durum var. Şu anda şöyle bir handikap var. Türkiye'ye artık İthalatı gerçekleşmiyor diye biliyorum. Çünkü bu ürünü aldığımız satıcı da aynısını söyledi. Elinde olan, stokta olan Artemia'ları satıyor. O yüzden dolayı da bunu da artık kullanıp bakacağım. Hoşuma giderse devamını artık yurt dışından temin etmeye çalışacağım maalesef ki. Bu Artemia Rus Artemia'sı diye geçiyor. Şimdi Rus Artemia'sı aynı zamanda da bu artık Türkiye'de böyle biliniyor. Üretici Artemia'sı diye biliniyor. Çünkü fiyat olarak bir tık ucuz. Çıkım oranı dediğim gibi diğer o Separt Artemia'lara göre biraz daha az. Yani %80 civarı. O Separt'lar %90'ın üzerinde çıkım oranı. Şimdi tabii ki de bunu göz önünde bulundurarak alıyoruz bunu. Şimdi benim önceki kurduğum Artemia'mda şöyle biliyorsunuz benim bir Z Artemia blender'ım var. Şöyle. Bir de C plan Artemia'nın bir Artemia seti var. Tabii ki de bu Artemia'yı çıkartırken böyle bir sete ihtiyacınız yok. Onu baştan söyleyeyim. Yani ben önceden pet şişelerde çıkartıyordum. Aynı çıkım oranı hiçbir şey fark etmez zaten. Sadece bu estetik görünsün diye, güzel görünsün diye alınmış ürünler yani bu Artemia setleri. Dediğim gibi alamayacak durumda olan arkadaşlar için söylüyorum. Belki de almak istemeyenler de olabilir. Şey de çıkartabilirsiniz yani pet şişelerde 1 litrelik pet şişelerde çıkartabilirsiniz. Hiç de bir sorun olmuyor. Gayet de normal bir şekilde çıkıyor. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi benim bir önceki Artemia'mda şöyle hazırlıyordum ben. Çeşmeden yani normal bildiğimiz çeşme suyundan ama sıcak olarak alıyordum. Çünkü içerisinde ben herhangi bir ısıtıcı kullanmıyorum. Bunun içerisine ısıtıcı da koyabiliyorsunuz isterseniz. Ama ben harici bir ısıtıcı kullanmamak için çeşmeden sıcak olarak bu suyu bunun içerisine dolduruyorum ve biraz bekletiyorum. İçerisindeki klor hafiften uçsun diye. Hafiften uçtuktan sonra da şimdi ben bu kurulumu önceki Artemia'ma göre kuracağım. Çünkü denemem lazım. Bu Artemia'nın çıkım
şeyini bulmak için. Yani atıyorum zaten bu artemiyalar genel şartlarda 24 saatte çıkmıyor. 48 saatte çıkıyor. Yani 48 saate kadar beklemeniz gerekiyor. Bazı artemiyalar 24 saatte de çıkanlar var ama dediğim gibi bu tarz üretici artemiyaları genelde 48 saatte çıkıyor. O yüzden dolayı da şimdi bunu deneyerek, mecburen deneyerek bulacağız. Yani atıyorum kaç gram tuz, işte ya da ne bileyim kaç kaşık tuz, kaç kaşık artemiye gibi gibi bunları birkaç kere deneyerek bulacağız. Ben bunu da videoda paylaşmak istedim sizlerle. Tabii ki bu sadece dediğim gibi deneyerek bulunabilen bir şey. Çünkü bu bütün artemiyalarda, bütün artemiya markalarında aynı değil arkadaşlar. Oranlar değişiyor. Artemiya oranı değişiyor. Mesela bu dediğim separtlarda çok fazla artemiya koymanıza gerek yok. Artemiyi az koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda tuz oranını da az koyabiliyorsunuz ama dediğim gibi bu tarz artemiyalarda biraz durum değişiyor. Şimdi o yüzden dolayı şöyle ben kaya tuzu kullanıyorum. Şöyle kaya tuzunu açalım. Şöyle gördüğünüz gibi normal bildiğimiz iri taneli kaya tuzu. İri olmayan da olur, hiç fark etmez. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Dediğim gibi şöyle dört. Ben diğer kurduğum artemiyeye göre kuracağım ve deneyeceğim. Beş, altı. Hadi biraz da benden olsun. Bu şekilde önce tuzu koyuyorum. Bakalım yani çıkıp çıkmayacağını ben de bilmiyorum açıkçası. Çünkü diğer artemiyamda bu şekilde kuruyordum ve gayet benim istediğim seviyede çıkım oranı oluyordu. Yani çıkım oranını da şöyle söyleyeyim size. %80 civarı oluyordu. O da bana yeterli geliyordu açıkçası. Şimdilik denemek amaçlı bir yarım kilo aldım. Bunu bir deneyeceğim. Eğer ki başarılı olursam, yani başarılı olursam derken artemiyada herhangi bir sorun yaşamazsam biraz daha alacağım bundan. Çünkü gün geçtikçe artık fiyatlar aldı başını gidiyor. O yüzden dolayı da stok yapmak maalesef ki hobide artık şey oldu. Şimdi şöyle bir şunu kamerayla beraber nasıl açacağım bilmiyorum ama dur bakayım. Açabilecek miyim? Biraz titrettik. Şöyle bakalım. Açtık. Şimdi ben bu kabın içerisine alacağım bu artemiyayı. Bunun içerisine alıp buzdolabında saklıyorum. Siz de yani kullanmadığınız artemiyalar arkadaşlar buzdolabında saklayın yoksa öbür türlü bozulabilir. Dışarıda tutmayın yani. Aslında kokusu benim diğer artemiyama benziyor böyle hayvansal bir koku gibi. Benim diğer artemiyam da öyle kokuyordu. Şöyle ufaktan bir karıştıracağım. Hatta şu kaşıkla şöyle bir karıştırayım. Çünkü bu içerisinden çıkan beyazlıklar artemiya zenginleştirici olarak geçiyor. Yani çıkımını biraz daha arttırsın diye koyuyorlar bunu içerisine. Şöyle iyice bir karıştıracağım. Evet. Gönderen firma da sağ olsun şöyle yanında birkaç tane denemelik yem göndermiş. Şey bunlar hani denemek için. Tabii ki bende malebi yok. Bu da bildiğim kadarıyla herhalde deniz balıkları için. Deniz balığı da yok. Şu Diskus gran zaten herkes biliyordur bu tropikali. Tropikalin diskus gran yemini. Bunu veririz. Zaten bir kerelik verdim mi benim balıklarım bir günde. Yani bir kere açtım mı o biter. Şimdi şöyle ben şöyle yapıyorum. Şöyle bir kaşık alıyorum. Bana anca yetiyor diyerekten şöyle koyuyorum. Şimdi şunu bir kapatayım. Şöyle. Böyle bir kapta saklıyorum. Bu bana bir 6 ay gidecektir diye düşünüyorum açıkçası.
Şunu şöyle çekeyim size. Nereye koyduğumu da göstereceğim. Ondan sonra videoya Artemia çıktıktan sonra tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir alayım. Burası biraz karmaşık. Burası benim görünmeyen yerim olduğu için böyle. Şimdi şunu koyuyorum. Şöyle. Şu şekilde. Üstünü de şunu koyuyorum ki fazla ses yapmasın diye. Şimdi bakalım kaç saatte çıkacak, kaç günde çıkacak. Onu sizlere videonun devamında gösteriyor olacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi 48 saat civarı oldu artık. Artemia çıktı. Şöyle çok fazla videodan belli olmuyor rengi ama turunculaşmaya başladı. Tabii ki de dediğim gibi diğer işte bu mıknatısla kullanılan Artemia'lara göre biraz çıkım oranı tabii ki de düşük. Ama benim için yeterli geliyor açıkçası. Şöyle sesi de bir kapatmış olayım. En azından kafamızı şişirmesin. Şimdi böyle çıkardım. Ben bunu böyle bir ilkel yöntemlerle süzme işlemini yapıyorum. Alt kısmına bir ışık koyuyorum. Sonrasında altına bir kova. Sonra Artemia süzgecim var. Bu C plan Artemia aldığımda gelmişti onunla beraber. Onun dışında yoksa ben kendi yapmış olduğum bir fileyle süzüyordum Artemia'ları. Şimdi süzme işlemini vesaireyi zaten yaparken tekrardan videoya çekeceğim. Bilmeyen yoktur ama bilmeyenler için en azından göstermiş olayım. Nasıl bir işlemden geçiriyorum? Yani nasıl süzüyorum? Süzdükten sonra ne yapıyorum? Balıklara nasıl veriyorum? Hepsini bu videonun içerisinde olmuş olsun en azından. Benim kanalımda da bir Artemia ile ilgili video olsun istedim. Çünkü çokça Artemia kullanıyorum ben. O yüzden dolayı Artemia videosu da olsun. Şimdi dilerseniz ben bunu buradan alayım. Süzme işlemine geçmek için bir düzeneğimi hazırlayayım. Ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle süzmeye başladım. Şöyle altına bir tane şey koyuyorum ben. El feneri. Bunun sebebi de şu. Çıkan artemiyalar alt kısma gelsin. Yani ışığı görüp alt kısma gelsin diye. Şöyle kabuklar yukarıda kalıyor zaten. Hani yukarıda kalıyor. Çıkan artemiyalar da şöyle göstereyim. Aşağıya doğru, ışığa doğru yüzmeye devam ediyorlar. Bence ben bu daha önce kullanmıştım ama çok uzun yıllar önce kullanmıştım bu artemiyayı. Bu yeni aldığım koral artemiyayı. Yani Rus artemiyasını. Daha öncelerde aramıştım ama fakat bulamamıştım. Sonrasında şimdi buldum, aldım. Ve gerçek söylüyorum yani ben bu Artemia'nın çıkım oranının bu kadar fazla olacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Hiç zaman kaybetmeden bundan biraz daha alacağım. Çünkü şöyle göstereyim. Çıkım oranı gerçekten mükemmel. Ben bu kadar çıkacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Yani benim bir önceki kullandığım Artemia açık söyleyeyim bu kadar çıkım oranı bu kadar yüksek değildi. Bunun ona göre çıkım oranı daha yüksek. Ben böyle bu benim biliyorsunuz Z Artemia Blender. Bu şekilde şöyle normal aşağıdan vana sistemiyle bu şekilde damlatma yöntemiyle bu Artemia'ları süzüyorum. Tabii ki de işte buraya bir yükselti koyuyorum falan böyle. Bu tabii dediğim gibi bayağı bir ilkel bir yöntem. Ben böyle bu şekilde hani çok yerim şey olmadığı için aslında bu Blender yani ismi öyle olduğu için öyle söylüyorum. Bu Artemia Blender aslında normalde duvara bir yere asılıyor. Oradan direkt süzme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ama dediğim gibi ben yukarıda akvaryumun üst kısmında kullandığım için böyle bir yöntem geliştirdim. Tabii ki birazcık uğraştırıyor bu süzme işlemi vesaire ama yani bu çok sıkıntı değil. Ben bundan keyif aldığım için gözüme gelmiyor açıkçası. Bu şekilde süzme işlemini yapıyorum. Süzme işlemini yaptıktan sonra da Artemia'yı direkt vermiyoruz. İşlem bitmiyor. Onu da süzme işlemi bittikten sonra devam ederken tekrardan anlatıyor olacağım sizlere. Şimdi süzme işlemi tamamen bittikten sonra
Yani bitti, şu anda görüyorsunuz. Çıkım oranı gerçekten süper. Nazar değdirmeyeyim kendi nazarımı da. Gerçekten ben çok beğendim ya. Şimdi ben böyle çeşmenin altında güzelce tuzundan arındırıyorum. Bunu yapmanız lazım, yoksa balıklara zarar verirsiniz. Hem yavru balıklara hem büyük balıklara zarar verirsiniz. O yüzden dolayı da isterseniz dinlenmiş suda yıkayın, İsterseniz çeşme suyunda yıkayın, hiçbir sorun yok. Özellikle de bu üretim artemiyalarında çeşme suyunda da yıkasanız hiçbir şey olmuyor, hiçbir sorun olmuyor yani. Ya da benim çeşme suyumda öyle. Siz dinlenmiş suda da kullanabilirsiniz garanti almak için. Ya ben bu şekilde sürekli yaptığım için o yüzden hiçbir sorun yaşamıyorum. Böyle güzelce tuzundan arındırıyoruz ki balıklara herhangi bir zarar vermeyelim diye. Şimdi bir diğer işleme geçelim. Şimdi diğer bir işleme geçtik. Burası en keyiflisi. Şöyle pipet yardımıyla çekiyorum. Şöyle ilk buradan bir başlayalım. Şöyle bir sıradan verelim bakalım. Canlar bir yesin. Gördüğünüz gibi hemen zaten dadandılar, kirli fişler diyorlar. Tabii ki dibe çökecek. Koriler ve diğer vatosumuz da yiyecek. Şimdi bir pipet daha alalım. Şimdi böyle bütün aşamaları gösteriyorum bilerek, çünkü Artemia çok kafa karıştırıyor ve korkutuyor insanları. O yüzden dolayı hani herkes kolaylıkla Artemia çıkartabilir, canlarını Artemia verebilir diyerekten böyle bir videonun tamamını, yani bütün Artemia'nın aşama aşama hepsini çekmek istedim açıkçası. Böyle gördüğünüz gibi Artemia'ya doydular, doya doya yesinler. Şimdi bu videoya ben sabah devam ediyorum tabii ki. Videoya gece başladım ama sabah devam ediyorum. Yani sabah demeyeyim de sabah sayılır yani. Şöyle canlara da verelim. Yiyin bakalım çocuklar. Gelin bakalım. Evet. Aferin size. Götürün. Götürün, kavga etmeyin lan. Kavga etmeden yiyin. Şu çok kıskanç ya. Ulan bırak, bir sürü Artemia var lavuk. Öbürü de bak bak. 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 Ulan bir dünya Artemia var, birbirlerine giriyorlar ya. Psikopat mısınız oğlum siz? Adam gibi yesenize yemeğinizi. Gerçekten bu Meksika canlı doğuranları var ya, inanılmaz güzel türler. Çok beğeniyorum ama felaketler ya. Birbirleri arasında da bir kavga ediyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bakın bakın. Yani. Neyse, benim canlarıma da vereyim şimdi. Benim göz bebeklerime vereyim. Şöyle. Bugün Artemia bol bol vereceğim hepsine. Ziyafet. Normalde birer pipet basıyordum. Bu sefer çıkım oranı biraz fazla. Sayıyı arttırdım, o yüzden birer pipet değil, ikişer pipet. Videodan sonra birer pipet daha basacağım hepsine. Doya doya yesinler. Burada şimdi bu büyükler çok fazla yiyemiyor. Şunlar çünkü 8-9 santim civarı. Küçükler yiyor. Aynı zamanda koridor asları yiyor ve kelebek vatozlar yiyor. O yüzden basıyorum yani. Şöyle bir de şu diskusların olduğu tanka verelim ve videomuzu bitirelim artık. Mantığını zaten anlamışızdır artık. Şöyle şunlara da verelim. Bunlar da yesinler. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım. Aşama aşama göstermeye çalıştım. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Yine yorumlar kısmında sorunuz varsa soru sorabilirsiniz. Veya danışmak istediğiniz bir şey varsa onu da sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Kanala da hala abone değilseniz abone ol simgesine tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler diliyorum.
Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.